Gıdanın nörobilimi dersine hoş geldiniz. Bu modülde gıdaya uygulanan nörobilim hakkında ayrıntılara gireceğiz davranış. Nörobilim, bilimin beynin nasıl çalıştığını inceleyen kısmıdır ve tahmin edebileceğiniz gibi birçok sektörde uygulanmıştır. Gıda kesinlikle en ilginç olanlardan biridir, çünkü gıda davranışı hayati önem taşır. Ancak bu durumda nörobilimden elde edilen bilgilerin restoranlara, otellere nasıl uygulanacağı ve nörobilimin desteği sayesinde yemek teklifinizi nasıl yeniden yapılandıracağınız hakkında konuşacağız. Öncelikle söylenmesi gereken çok önemli bir şey var, yiyecek, yiyeceğin görsel uyaranı, yani yiyeceği gözlemlemek, beynin stratum, amigdala, insula ve orbitofrontal korteks tarafından ödül devresi adı verilen çok önemli bir bölümünü harekete geçirir bu alanlar tüm hoş aktiviteler tarafından aktive edilir, tüm hoş aktiviteler bu ödül devresini aktive eder ve çok ilginç çalışmalar vardır. Örneğin tank ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmaların bir koleksiyonu olan bir meta analiz, yiyeceklerin görsel uyaranlarının benzer alanları aktive ettiğini göstermiştir bağımlılıkla bağlantılı olanlara. Bağlantılı olanlara Önemli olan 32 00, 01, 20, 340, 00 01, 26, nokta şudur, birçok gıda türü, bağımlılıkla ilgili faaliyetler yaratır. Beynimiz yemek yemeyi sever. Daha da önemlisi, Pinel ve meslektaşlarının 2020'de yaptığı bir başka araştırma, bu bağlantıyı çok daha fazla yaratan, daha güçlü bağımlılık yaratan birkaç tür yiyecek olduğunu gösteriyor, ancak bu tür yiyecekler kalorisi, yağı ve şekeri yüksek yiyecekler, aslında en sağlıklı ve en sürdürülebilir yiyecek türü değil. Yiyecek türü değil. Bu durumun evrimsel bir desteği vardır ve bunun nedeni elbette hayatta kalmak için yağ kalorisi ve şeker oranı yüksek bu tür yiyeceklere sahip olmanın çok daha önemli olmasıdır. Ancak çeşitli yiyeceklere daha fazla erişimimizin olduğu günümüzde bunu bunu daha sağlıklı ve sürdürülebilir gıda seçeneğine doğru düzenlemek çok önemlidir. Dolayısıyla bu tür bilgileri müşterilerimizin dikkatini sürdürülebilir ve daha sağlıklı seçeneklere yeniden yönlendirmek için kullanmalıyız. Bugün geçmişteki gibi yaşamıyoruz, daha fazla çeşidimiz var ve bu yüzden onlara iyi gıdayı tanımayı öğretmeliyiz, bu da bir zorluk çünkü biliyorsunuz, bugün gıda üretiminin, gıda dönüşümünün dikkate almamız gereken pek çok yönü var. Have to Bunu yapmak için nörobilim, kan oksijen seviyesine bağlı bol tadı verilen bir teknik kullanır, bu nedenle bir görev sırasında hangi alanların aktive olduğunu anlamak için kanın beyinde nereye hareket ettiğini incelemenin bir yoludur. Bu nedenle otel restoranınızda veya yemekle ilgili organizasyonunuzda uygulamanız gereken ilk önemli şey görsel uyaranlar kullanmaktır ve nasıl, ne kadar ve hangi koşullarda olduğunu anlamanız gerekir. Ancak yemeğin görsel uyaranlarının müşterinizin dikkatini çekeceğini ve restoranınıza veya otelinize bağlanacağını anlamanız gerekir. Restoran Or Hotel. Bunu çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Örneğin bazı insanlar yiyeceklerin görsel uyaranlarını doğrudan menülere dahil eder. Ancak menünüzü görüntülerle aşırı kalabalıklaştıramazsınız çünkü bu dikkat dağıtıcı olacaktır ve ayrıca çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bazen menülerdeki yiyecek görselleri gerçek yiyeceklerin daha iyi görünümleri gibi kullanılır. Bu nedenle müşterinin menüde göreceği şey ile yiyeceği şey arasında bu dengesizliğe sahip olabilirsiniz. Bu yüzden önerim görsellerin kullanımını çok iyi dengelemektir. Ofima yapabileceğiniz bir başka şey de örneğin dijital menülerdeki görsel uyarıcı yiyeceklerinizi test etmektir. Koronavirüs birçok şeyi değiştirmiş ve bunlardan biri de dijital menülerin yoğun kullanımı olmuştur. Dijital menüs bunu kullanmanızı öneririm. Sadece çevresel etki için değil, çünkü kağıt tasarrufu yapıyorsunuz, kağıt tüketmiyorsunuz ve ayrıca hijyenik nedenlerden dolayı aynı menünün temiz olması için yeniden basılması gerekiyor. Ancak aynı zamanda dijital bir menünüz varsa, hangi görüntülerin, hangi kelimelerin müşterileriniz üzerinde daha etkili olacağını test edebilirsiniz. Çünkü dijital menüler aracılığıyla tepkileri ve seçimi istatistiksel düzeyde de inceleyebilirsiniz. Yiyecekleri göstermenin bir başka yolu da gerçek yiyecekler kullanmaktır. Böylece yiyecekleri gerçekten girişte gösterebilirsiniz. Örneğin sebzelerle dolu bir alanınız olabilir veya örneğin stikuse'de başlangıçta pişirilecek et parçasını tam olarak gösterebilirsiniz. Bazı durumlarda buzdolabında ilk şey olarak görürsünüz. Böylece doğrudan kaliteyi ve tam şeffaflıkla ne istediğinizi görebilirsiniz. Tabii ki bir deniz ürünleri restoranı içinde aynı şey olacaktır. Yiyecekleri nereye? yerleştirirsiniz. Evet, restorantın sonunda olabilir ama yiyecekleri doğrudan görebilme ve misafirlerle kullanacağınız kaynak arasında doğrudan bir bağlantı kurma avantajından yararlanamazsınız. Bu sadece bir şeffaflık duygusu değil, aynı zamanda beynimizdeki ödül devresini uyaran bir şeydir ve müşterilerin dikkatini çekecek ve aynı zamanda hazırladığınız şeye olan güvenlerini artıracaktır. Bu kavram sosyolog Polay'ın tarafından, gastrojanomia olarak adlandırılmaktadır. Kendisi bu terimi 2009 yılında yaratmıştır. Anomia kafa karışıklığı, düzensizlik anlamına gelmektedir. Günümüzde insanlar gıdanın nasıl yaratıldığı, üretildiği, yenildiği ve dönüştürüldüğü konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Dolayısıyla, restoranınızda yaptığınız her şeyde şeffaflığı ne kadar çok kullanabilirseniz, müşterilerinizin güveni de o kadar iyi olacaktır. Bu çok önemli. Bunu yemek göstererek yapabilirsiniz, mutfağı göstererek yapabilirsiniz, insanların yemek pişirdiğini görebileceğiniz ya da bazı prosedürleri görebileceğiniz yerler var, örneğin İtalya'da makarnanın nasıl yapıldığını görebileceğiniz birçok yer var, el yapımı makarna. Süreci görüyorsunuz çünkü iki yer var ve prosedürü görebileceğiniz açık bir alan var ve bu kesinlikle güveni artırıyor. Şeffaf olmanın bir diğer önemli yolu da elbette gıda bileşenlerinin menşeini göstermektir. Örneğin, bölgeden, coğrafi bölgeden ve elbette kırsal alanınızı kutuplaştırmak zorunda olduğunuz için daha yakın bir bölgeden bahsedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda örneğin etin menşeini gösterebilir veya bunu üreten işletmeden bahsedebilirsiniz ve ayrıca yakınlarda bulunan diğer kuruluşlarla önemli sinerjiler yaratabilirsiniz çünkü bazı ortak faaliyetler yaratabilirsiniz. Örneğin, ham maddelerin dönüşüm sürecini ve nasıl üretildiklerini doğrudan görebileceğiniz bir işletme ziyareti. Bunu yaparak, müşterinin dikkatini doğrudan gıda üretimine çekersiniz ve tamamen şeffaf olursunuz, çünkü gerçekten neler olduğunu görürler. Size önereceğim bir diğer önemli şey de, müşteri mekanınızda ağırlama şansınızı artırmak için, yemek pişirme dersleri vermektir. Yemek pişirme dersleri ile sadece yemeklerin nasıl pişirildiğini ve hazırlandığını göstermekte kalmıyor, aynı zamanda katılımcılara evlerine götürecekleri ve müşterilerinizin tatiline dair ek bir anı olacak, sizinle müşteri arasındaki bağı güçlendirecek bir eğitim veriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve müşterilerinizin dikkatini çekmek için kelimeleri nasıl kullanacağımızı göreceğimiz bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.